Bence boşuna evham yapıyorsun Alev. Mutlaka mantıklı bir sebebi vardır olup biteni. Yoksa neden dönmesin ki sana? Belki gerçekten çok iyi para teklif etmişlerdir, olamaz mı? Bir de bakıyorsun geri dönünce denize karşı kocaman bir ev alıyor Murat sana. Nasıl ama? Yok Ececiğim ya. Bu öyle bir şey değil. Ben Murat'ı bilmez miyim? Kesin bir şeyler gizliyor benden. Yok, telefon denize düşmüş. Yok, Yunanistan'da çekmiyormuş. Yok, çok yazıyormuş da. Sanki Güney Kutbu'na gittiler ya. Şurada burnumuzun dibindeler. İnsanı resmen aptal yerine koyuyorlar. Peki ne olabilir ki başka? Hiç bilmiyorum. Ama ya en iyi sen biliyorsun ya. Ben burada ne kadar çok şeyle uğraşıyorum. Yok eviydi, yok eşyalarıydı, yok yengesinin dırdırıydı, boyasıydı, gelinliğiydi. Yüzükleri bile aldım. Canım benim ya, yapma böyle, hemen koyverme kendini. Bak, göreceksin yarın bütün bu saçmalıklara güleceğiz. Armandalı oynarken hatırlatacağım sana bu hallerini. Kızım sen ne delisin ya. Ya Hatice. Kız hiç aşağı inmedi, yemeğe de gelmedi. Ay, kötü bir şey var, bana mı söylemiyorsunuz? Yok canım, olur mu öyle şey? Doktora götürdüm ya, bir iki ilaç verdi. Alışkın değil kız. Ben bir gidip bakayım. Neyse Ececiğim, sonra konuşuruz. Ben seni ararım, tamam mı? Anneciğim. Kızım. Canım. Ona bu kadar ihtiyacım olan bir anda nerede bu adam? Biliyorum kızım, biliyorum. Ama bak, baban seni soruyor. Kızım topla kendini Allah aşkına. Vallahi bizi yakar duyarsa baba. Anneciğim, bak sana söz veriyorum. Asla sizin başınızı öne yemeyeceğim. Ama ne olur babama bir şey çaktırma. Zaten çok korkuyorum. Benim. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Bahtsız kızım benim. Allah'ım sen yardım et bize. Sen yardım et bize. Üzerine daha rahat bir şeyler giymek istemez misin? Çok yorgun görünüyorsun. Hiç yorulmadım. Ben niye yorulayım ki? Bayağı güzel bir odada. Çok rahat bir koltukta. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadığım bir yığın insanı dinleyerek geçirdim bütün günü. Taş taşımadım ya. Ya bir selam sabah yok mu Osman? Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun oğlum. Nerelere gittiniz, neler yaptınız? Acık anlat lan. Kerem bak, bir bulaşma istersen, oyun oynuyoruz şurada, bir efendi ol. Alev zaten akıtmış pekmezini, kalanı da biz akıtmayalım hadi. Ne dedik ki oğlum? Sadece merak ettik. İkiniz gittiniz, sen tek döndün. Murat'ı kimler nerede kaptı acaba bu sefer diye. Malum herife sicili karışık. Karışık. Bu seferki hatun kim Osman? İngiliz mi, Rus mu, Yunanlı mı? Acık anlat lan, ötesinde gözümüz yok. Bizim gözümüzün nerede olduğu belli Osman. Bizim gözümüzün nerede olduğu belli. Ulan ben senin var ya ehliyatım. Yeter be, dağılın. Hepinizi çıkartalım. Bir daha elinizi görmezsiniz burayı. Dağılın. Alo, abicim yaktın var ya sen beni, yaktın. Senin yüzünden kimlerle muhatap oluyorum ya? Dur, dur. Burada şimdi rahat konuşamayacağım. Dışarı çıkayım, dur. La Osman, Murat mı oğlum lan o? Selam söyle oğlum. Acele etmesin, ben yerine kıyarım onun nikahı. Ne oluyor?
Osman ne haber kardeşim? Bak bu benim yeni numaram, tamam mı? Kaydet bunu. Tamamdır, tamamdır. Sen nasılsın abi, ne yaptın? Oğlum sen bırak şimdi beni. Alev ile görüşebildin mi? Konuştun mu? Konuştum, konuştum da Alev Alevlik'ten çıktı abicim ya. Tek kelimesine inanmadı zaten anlattıklarım. Kimse inanmadı. Herkes de kuşku içinde. Abicim ara şu kızı, konuş, kendin konuş, ikna et. Ne yalan atacaksan da kendin at. Ben ne haldeyim sanıyorsun oğlum? Benim halim beter lan burada, boğulacak gibiyim. Zaten suçluluk duygusundan mahvoldum. Ben nasıl yaptım oğlum bunu o kıza? Aklımı oynatacağım ya Osman. Aklımı oynatacağım. İşte böyle kaldım yabancıların arasında. Kafayı yiyeceğim lan ben. Ya beter ol abicim, beter ol. Kendi düşen ağlamazmış. Kerem İti'de meydanı boş buldu, saldırıyor manyak gibi, haberin olsun. Elimde kalacak hayvan ya. Kızı da rahat bırakmıyor. Abi daha burada çok kötü şeyler olacak ya. Hele var ya, abi Alev senin nikabı duysun. Allah! Hiç düşünmek bile istemiyorum neler olacak. Oğlum, bu nikah nasılsa asla duyulmayacak. Ya ben de 15 gün bilemedin, bir aya kadar da bitiyor bu iş. Anlaşmamız böyle dayısıyla. Anlaşmamız bittiği gibi de Alev'in yanındayım ben. Bu kadar. Sen de ağzını sıkı tut, tamam mı? Çaktırma kimseye hiçbir şey, yanarım sonra. Ne bok işlere girdin o zaman, aklım ermiyor ki ya. Neyse abicim bak, gözünü seveyim, uzatma şu işi. Yakma şu kızın başını, bir an önce çık gel. Tamam Osman, tamam. Bak bu numaradan ne zaman istersen ara beni, tamam mı? Ama bak sakın başkasına verme. Kimsenin yüzüne bakacak halim yok, kimseyle konuşamam. İyi geceler abi, iyi geceler. Hadi iyi geceler kardeşim.